Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersu râbi'u ve selâsûne min suretil ahzab. Bugün Nesefî tefsirinin Ahzab suresinin 34. dersini okuyoruz. Kaçıncı ayetinden itibaren? 59. ayetinden itibaren. Ya eyyühen nebiyyü kul li ezvacike ve benatike ve nisa'il mu'minine yudnine aleyhinne min celabibihinne. 59. ayet budur. Ne demek ayetin mucmel manası? Ey Nebi, kulli ezvacike, eşlerine söyle. Ve benatike, kızlarına söyle. Ve nisa'il mu'minine, müminlerin kadınlarına söyle. Neyi söyle? Bak, kul emirdir. Ehmiyeti ortaya koyuyor. Söyle, yudnine aleyhinne. Üzerlerine çeksinler min celabibihinne, cilbablarından üzerlerine neysinler, yani cilbablarından bir kısmını üzerlerine çeksinler. Bu Ahzab suresinin 59. ayeti tesettürle ilgili. Maalesef bugün tesettür Müslümanlar arasında azalmış. Şimdi li ezvacike, kul li ezvacike, eşlerine söyle. Demek kişi için birinci derecede sorumluluk hanımlarıdır. İkinci derecede kızları, üçüncü derecede mümin kardeşleri. Efendimiz'e de bu tertibe göre emir yapılmış. Ezvac, zevcün cem'idir. Zevc erkeğe de denilir, kadına da denilir. Yudnine, edna yudni. Yudnine, buradaki ya nedir? Lamur fi'ldir. Cem'i müennesi gayb. Yudni, yudni, yani yudnune. Tudni, tudni, yani yudnunedir. Şey, yudni nedir? Yuhti, yuhti yani yuhtune, tuhti, tuhti yani yuhtine gibi. Aleyhinne min celabibihinne, celabib cilbabın cemidir. Cilbab, çarşif diyelim yani, çarşif gibi geniş örtü demektir. Şimdi bakalım tefsire geçelim. El cilbabu, cilbab, ma o şey ki, yesturul külle, bedenin tamamını, yani küllel cesedi, küllel bedeni, bedenin cesedinin tamamını örtendir. Mislül milhafeti ve mislel milhafeti, milhafet gibi. Milhafet tabir yerinde ise çarşif gibi, yorgan yerine kullanılır. Burada da cilbab, milhafeye benzer, vücudunun tamamını setir eden, örten bir nedir? Bir örtüdür. Cilbabın bu olduğunu kim söylemiş? Anil müberridi, müberriden ne yapılmış? Cilbabın manası bu olduğu rivayet edilmiş. Peki, ya eyyühen nebiyyü kulli ezvacike ve benatike ve nisai mu'minine yudnine aleyhinne. Ve mana yudnine aleyhinne min celabibihinne. Manası nedir? Yudnine yurhineha. Yurhineha. Söyle ki celabiblerini salıversinler, aleyhinne üzerlerine salıversinler. Ve yugattine örsünler, biha neyle örsünler? O celabibleriyle örsünler. Neyi örsünler?
vucuhehunne. İmam Nesefi Hanefi'dir. O celabiblerle yüzlerini örsünler. Ve a'tafehunne. A'taf itfin cem'idir. İtif yanlar demek. Yani örtülerini yüzlerine çeksinler. Ataflerine çeksinler. Bazı müteahhir alimler yüz avret değildir demişler. Şu an zaten sıkıntının çoğu yüzden kaynaklanıyor. Mutakaddim hanifiler yüzün avret olduğunu söylüyorlar. Müteahhirlerin çoğu avret değil ama şartı kaydı var. Nedir? Ma emnul fitneti. Emrül fitne var mı? Bugün yok. O zaman yüzler örtünsün. Fitne zina demek değil. Fitne karşıdaki kişileri tahrik etmektir. Dikkatlerini çekmektir. Karşıdaki kişi baktığı zaman kadın ile erkek farkıyla yani farkı fark ederek bakarsa bu da bir çeşit fitnedir. Oldu. وَمَانَ يُدْن۪ينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِبِهِنَّ يُرْخ۪ينَهَا عَلَيْهِنَّ اَرْخَى يُرْخ۪ي babındandır, اَعْتَى يُرْخ۪ي babındandır. وَيُغَطِّينَ بِهَا وُجُوهَهُنَّ وَاَعْتَافَهُنَّ يُقَالُ denilir. اِذَا زَلَّ سَوْبُ عَنْ وَجْهِ الْمَرْأَةِ kadının yüzünden örtü zail olursa, kayarsa ne denilir? Edni sevbeki ala veşiki. Veşiki sevbunu yüzünün üzerine at, ört. Yani bir kadının yüzünden örtü düşerse böyle denilir. Yukalu izâ zelle sevban veşil mer'eti edni sevbeke ala veşiki. Yani bunu söylemeyle burada bir fakih hüküm, yani bir kadının yüzü açılırsa böyle o kadın uyarılmalı. Bir de hani biz yudnine yürhine ile tefsir ettik, onu ispat ediyor. Evet diyor, kadın başörtüsü yüzünden düşerse, şey örtüsü cilbabı yüzünden kayarsa edni sevbeke ala veşiki. Edni ne demek? Erhi demek. Erhi, erhi sevbeke ala veşike denilir. Yani burada edna, yudni, yudnine, yürhine manasına olduğuna ortaya koyuyor. Ve min celabibihinnedeki min li teb'idi. Min niçindir? Teb'id içindir. Anlıyorsunuz değil mi? Ne demek? Ey türhi, kadın salıyor, bade cilbabiha, cilbabının bir kısmını salıyor yüzü üzerine. Ve fadlehu, fazlasını salıyor. Nereye salıveriyor? Ala veşiha, yüzünü üzerine. Cilbabının bir kısmını, fazlasını salıveriyor. Tetekannu. Onunla ne ediyor? Tekannu yapıyor. Tekannu ne demek? Kınalama yapıyor. Kınalama ne demek? Yüzüne peçe çekiyor. Yani cilbabının bir kısmını yüzüne ne yapıyor? Peçe yapıyor. Erkekler yoksa açıyor yüzünü. Bir erkek gelen olursa, bir erkek yanından geçiverirken veya bir erkek oradan geçerken neysin yüzüne çeksin. Niye öyle yapsın? Hatta tetemeyyeze, o hür kadın ayrılsın, mumtaz olsun, farklı olsun minel emmeti emmetten. Yani uzaktan biri baktığı zaman bu emmet midir, bu cariye meşe hür müdür bilinsin. Teb'id manasına olursa ne demek? Cilbabının bir kısmını, dikkat ediyorsun, cilbabının bir kısmını çeksin.
اول مرادو ان يتجل ببنه جلبابلانسن ببعض ما لهن من الجلابيبي. Yani kadınların cilbabları olur evde. En az iki olur, üç olur, dört olur. O cilbablarının bir kısmıyla ne etsin? Kendini, yüzünü, ahtaflarını, yüzünü örsün. Biraz önce üzerine almış olduğu cilbabın bir kısmını yüzünün üzerine ne etsin? Çeksin. Bu sefer evdeki cilbablarının bir bağdı ile kendini örsün, yüzünü kapatsın. Ne demek cilbabların bir kısmı ile? Öyle değil mi? Yani cilbabların bir kısmı ile örtünsün ne demek? İkinci manaya göre. Ey la tekunu, kadın olmasın. Yahut ey la tekune. Hani en mukadder diyebiliriz. Ey la tekunu, kadın olmasın. Mubtezeleten yahut da mubtezileten, kadın mubtezile olmasın, mutebezileten kadın ne olmasın, mutebezil olmasın. Mutebezil yani hakir, zelil olmasın. Nerede fiddir'in ve himarindir? Hani kamis. Kadınların kamisi hangisi? Arapların giydikleri fistan var ya. O bir de başlarına örtecek himar. Dir himarda mutebezzile olmasın kel emmeti cariye gibi. Böyle o elbiselerde zelil, hakir, böyle eski elbiseli, fakir tipli olmasınlar diye evdeki cilbablarından bir kısmını üzerine alsınlar. Anladınız ne demek? Yani kadın bu sebep baş yüz örtüyle alakalı değil. Yani kadınlar cilbablarını üzerine çeksinler, sade himar kamisle dolaşmasınlar cariye kadınlar gibi. Cilbablarının bir kısmıyla örtünsünler. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Ve laha kadın için cilbaban, bir desem badül cilbab demiş. Yani illa bad mı olmalı? Belki kadının bir cilbabı var. Onu da giyer zaten tamamı odur. Bad, bu manaya göre bad olur mu diyor. Evet, ve laha cilbaban fesadın fi beyti. Kadının evinde iki veya daha fazla cilbabları olur. Hepsini giymez. Neyi giyer? Badını giyer. İkisi birine giyer, biri bad olur. Nisif badı. Üçse üçte birini giyer. Dörtse dörtte birini giyer. Neticede badiyet sahihdir. Oldu. Peki buna göre cilbab giymenin faydası ne? Hani yüzü örtmek fitne olmasın, erkeklerin şehvetini celp etmesindir. Cilbabları mutlaka cilbablarının bir kısmını giyin. Sebep ne? Niye böyle bir emir yapılıyor? Ve zâlike enne nisâe, kadınlar künne fi evvelil islami, İslamiyet'in evvelinde ala hicrahunne, ala hicrahunne, İslamiyet'in evvelinde kendi adetleri fil cahiliyeti, cahiliyet dönemindeki adetleri üzerine diler. Yani İslamiyet'in evvelinde kadınlar cahiliye adetleri üzerine diler. Giyim kuşamları o şekilde. Nasıl diler? Mutebezzilatin. Mutebezzildiler. Mutebezzil yani üzerindeki elbiseler yetersiz olur ve eski olurdu. Bildiniz değil mi? Tebrüzül mer'etu, kadın zahar oluyordu, dışarı çıkıyordu. Tebrüzü aslında kadavul hacet için çıkmaktır. Mutlak çıkmaya da denilir.
Tebrüzül meletu fiddir in ve himarin. Kadın bir kamiste, bir kamis bir himarda çıkardı. La fasla beynel hürreti vel emmeti. Hür ile emmet arasında fark yoktu. Ve kanel fityanu, fitya fetanın cemidir. Gençler de yetearradune lil imai. Gördünüz lil imai nerede geliyor? Gençler cariyelere kendilerini arz ediyorlar. Yani bazen yollarını kesiyorlar diye. Bazen kötü niyetli olanlar, kötü niyetle onları takip edenler olurdu. Cariyeleri. Ha yetearradune ne zaman izâ harecne billeyli. Hür kadınlar, bak kadınlar çıkınca liqada'i havâicihinne ihtiyaçlarının kadınları için çıkınca finnakhili hurma bahçeleri vel gıtani gıtanlarına çıkmak isteyince gıtan eskiden veceler olmayınca erkek kadınlar bahçelerine giderlerdi veya çukur derelere giderlerdi. Gıtan, gait diyoruz ya, gıtan, gaitin cem'idir. Böyle düşük, düz yerler. Zaten büyük abdestide gait deniliyor. Teslimetül hal bi ismil mehal. O gibi yerlerde o hacet elde edildiği için ona ne denilir? Büyük abdestide gait denilir. Nakil, naklın cem'idir. Gıtan, gaitin cem'idir. Bu gibi yerlere havaicilerini kada etmek için kadınlar çıkarlardı, giderlerdi. O arada وَكَانَ الْفِتْيَانُ يَتَعْرَدُونَ لِلْاِمَاءِ Hür kadınlara değil, cariyelere kendilerini arz ederlerdi. وَرُبَّمَا تَعْرَدُوا لِلْحُرَّةِ Çok zaman hür kadınlara kendilerini tarit ediyorlardı. Yani onları yolunu kesiyorlardı. Onları takip ederlerdi. Bi husbanil emmeti. Yani bi zannil emmeti. Emmet, cariye zannıyla, ne zannıyla? Cariye niyetiyle, cariye zannıyla hürleri takip ederlerdi. Fe umirne kadınlar emir olundurlar ki, hür kadınlar, en yuhalifne bi ziyyihinne. Ziy, ma yutezeyyenu bihi. Yani, ziynetleriyle, kılık kıyafetleriyle muhalif olsunlar. An ziyyül imai, kendi ziyleriyle ziyyül imadan muhalif olmaları emir olundular. Yani Allah-u Zülcelal onlara emretti ki cariyelerin kılık kıyafetine girmeyin. Ziyyün demek ma yutezeyyenu bihi demektir. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Neyle? Yani neyle ziyleriyle, cariyelerin ziyiyle, ziyinden muhalif olsunlar? Bir lübsil melahifi. Melahif o çarşıları üzerine atmalarıyla. Ve settir ru'usi ve vücuhi. Başlarını, yüzlerini settir etmeyle, kılık kıyafetinizle, cariyelerden farklı olun diye Yüce Allah emretti. Böyle yapın ki فَاُمِرْنَا اَنْ يُخَالِفْنَا بِزِيِّهِنَّ عَنْ زِيِّ الْاِمَاءِ فَلَا يَتْمَعُ فِيهِنَّ طَامِعُونَ Asal فَلَا yani فَاَنْ لَا يَتْمَعَ Yetmeğe okursak daha iyi olur. فَلَا يَتْمَعَ ta ki tema etmesin fihinne, onlar hakkında tamimun, herhangi bir tema edici, herhangi bir art niyetli onların hakkında art niyet düşünmesi. Bildiniz değil mi? Bu sefer hani yüzlerini tesettür etin değil, gaye kadınlar ikinci manaya göre emir olundular ki dışarı çıkarken cariyelerden farklı cilbablarınızla çıkın. Ve zalike kavluhu ve zalike
kavluhu zalike edna en yu'refne fela yu'zeyne. Bakın ve zalike bu hani dedik ya فَاُمِلْنَا اَنْ يُخَالِفْنَا بِزِّيِّهِنَّا اَنْ زِيِّ الْاِمَاءِ بِلُبْسِ الْمَلَاحِفِ وَسَتْرِ الرُّؤُسِ وَالْوُجُوهِ فَلَا يَتْمَعُ فِيهِنَّا طَامِعٌ Bu ve zalike bu kavluhu. Yani Allah-u Zülcelal'ın bu kavlunun manası budur. Şimdi ne dedi burada ikinci manaya göre? Yani kılık kıyafetleriyle farklı olsun ki bir tamı onları tamam bağlamasın. Nasıl bağlamasın? Hür olduğunu bilsin. Onları hakkında art niyetli düşünmesin, onları takip etmesin. Bakın, ve zalike kavlu, zalike bu şekil cilbabları üzerlerine çekmeyle, cilbablarla örtünmek, edna daha yakındır. Neye daha yakındır? En yu'refne, tanılmaya daha yakındırlar. Tanılmaya daha ne? Yakındır. Fela yu'zeyne, ta ki ne yapılmasın? Onlara eziyet de yapılmasın. Yani takip edilmeyle, erkekler onlara taarif etmeyle eziyete uğramasınlar. Ne demek zalike ednan yu'refne fela yu'zeyne? Ey evla, bu daha evladır. Ve ejder, bu daha münasırdır. Bi en yu'refne ne yapırsınlar? Bi en yu'refne tanılsınlar. Cahillerden farklı olsun olmaları için bu daha layık ve daha evladır. Bi en yu'refne ta ki tanınsınlar fe la yuta'arrede lehunne ta ki onlara taarrud edilmesin. Herhangi biri tarafından yolları kesilmesin, peşine takılmasın. Ve kanallahu gafuren lima selefe minhunne minet tefriti. Önceden kendilerinden satır olan tefriti yüce Allah gafurdu, onu affediyor. Rahimen bi ta'limihinne adabel mekarimi, adabul mekarimi öğretmeyle Allah-u Zülcelal nedir? Onlara merhametlidir. Şimdi ve kanallahu gafurun lima selefe minhunne mine tefriti. Evvelül İslam'da olan tefriti affedicidir. Niye evvelül İslami diyoruz? Kableli İslamiyeti dersek günah değildir. İslamiyetten önce zaten teklif yoktu. Onun için وَكَانَ gafuran lima سَلَفَ مِنْهُنَّ مِنَ التَّفْرِيْتِ رَحِيمًا بِتَعْلِمِهِنَّ عَدَابَ الْمَكَارِمِ Oldu. 60. ayete geldik. Nereye geldik? 60. ayete geldik. لَاِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَد۪ينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ ف۪يهَا اِلَّا قَل۪يلًا 60. ayet budur. Manasına bakalım. Direkmen Nesefiye'nin لَاِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ Eğer münafıklar vazgeçmeseler وَالَّذِنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ Kalplerinde merad, hastalık olanlar eğer vazgeçmeseler. Merad ne demek? Ne hastalığı var? Damarlar mı tıkanmış? Kalplerinde ne var? Fucur. Meraddan murad nedir? Fucur. Peki, kalplerinde fucuru olan kimlerdir? وَهُمُزُّنَاتُ Zaninin cemidir. Zinakar insanlardır. Ya fucur, meradden fucur alıyoruz. Meradden ne alıyoruz? Fucur alıyoruz. Uygun mu? Yerinde mi? Münasip bir mana mı? Evet. Diyor, مَأْخُزٌ مِنْ قَوْلِهِ فَيَتْمَعَ الَّذ۪ي فِي قَلْبِه۪ مَرَضٌ Bakın, فَيَتْمَعَ tama eder الَّذ۪ي فِي قَلْبِه۪ي مَرَضٌ Bak burada
tıma eder kim? Kalbinden merad olan. Ya hangi meradla tıma olur? İnsan hangi meradla pisliğe, zinaya meyli olur, tımali olur? Fucurla olur. Oldu mu olmadı? فَيَتْمَعَ الَّذ۪ي فِي قَلْب۪ي مَرَدٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَد۪ينَةِ Bakın. لَنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ 1. وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ 2. Bir de وَالْمُرْجِفُونَ Medine'yi sallayan iftiralarla, yalanlarla, hani diyorlar Medine çalkalandı, çalkalanıyordu. Vel murcifune fil medineti. Ya Medine'de murcif kimlerdir? Ve hum unasun. Bir takım insanlardırlar. Kanu yurcifune bi ehbari su'i. Kötü haberlerle, bi ehbari su'i de okuyabiliriz, su'i de okuyabiliriz. Kötü haberleri yayıyorlardı. Kimden kötü haberleri yayıyorlardı? Anseraya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin serayalarından, hani Efendimiz ne ediyordu? Sahabelerini sağa sola savaşlara gönderiyordu. Bunlar, bu insanlar Medine'ye ircaf ediyorlardı kötü haber vermeyle. Neden kötü haber veriyorlardı? An seraya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Seraya seviyetinin neyidir? Seviyetinin cemidir. Ne diyorlardı? Feyakulune huzimun. Diyordu seraya Resulullah'a yenilmişler. Ve kutilun, öldürülmüşler. وَجَرَ عَلَيْهِمْ كَيْتَ وَكَيْتَ Başına böyle gelmiş, şöyle gelmiş. فَيَكْسِرُونَ بِذَارِكَ Bununla kırıyorlardı. Neyi kılıyorlardı? قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ Medine'deki müminlerin kalplerini kırıyorlardı. Hayal kırıklığına uğratıyorlardı. Onları üzüntüye sokuyorlardı. Peki murcifu ne demek? Yukalu ercefe falan kes bir keze falan şeyle iza akbere bi ala gayri hakikatin. Murcifun yalan yerde konuşan, yalan yerde haber verenler demek. Yalanlarıyla Medine'yi ne ediyorlar? Medine'yi karıştırıyorlar diye. Ya İrcaf demek, sallama demek. Ama burada da yalan yerden haber vermek demek. Niye gayri hakikat üzerine bir şeyden haber vermeye niye ircaf denilsin? لِكَوْنِهِ خَبَرًا مُتَزَلْزِلًا Bu da sallantıda olan bir haberdir. Niye sallantıdadır? Ne demek sallantıdadır? Gayri sabitin sabit değil, yalan sabit değil. Hak sabit, yalan sağa sola kayıyor, değişiyor. Pek yurcifune el murcifun manası nedir? Mine reşfetim. Mücerred mesleği nedir? Reşfetten, reşfetten muştaktır. Reşfet ne demek? Vehye zelzeletu zelzeledir. Depremdir, sallanmaktır. E burada da yalan yerde haber vermektir. Orada da ne var? Zelzele var, zilzal var, sallantı var, adam subut var. Oğlum, bakın Yüce Allah yemin ediyor. Diyor, eğer لَاِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِرُونَ Bu lam-i tevtiyedir. Gelecek olan cevap neyin cevabıdır? Kasem'in cevabıdır. İnni şartiyenin cevabı nedir? Mahzuftur. Oğlum, eğer münafıklar caymasınlar, kalplerinden merad olanlar caymasalar, yalan yerlerde konuşan murcifler caymasalar ve nugriyenneke bihim. Biz seni onların üzerine salıyoruz. Ne demek? Le ne'murenneke bi kitalihim.
biz sana onların kitaliyle emrediyoruz. Yani onların kitaliyle sana emrediyoruz. Nuğriyenneke manası budur. Ev lenusallitanneke aleyhim. Seni onların üzerine ne ediyoruz? Seni onların üzerine musallet kılıyoruz. اَوْ لَنُسَلِّطَنَّكَ عَلَيْهِمْ. سُمَّ sonra ne olur? Seni onlara musallet ettik. Onların emriyle sana emrettik. Ne olur? سُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ. Artık sana komşuluk yapamazlar bu durumdan sonra. Fiha fil medineti, demir medineye gidiyor. Şimdi ve huve, bu sümme la yücavirûneke fiha atfun ala lennugriyenneke. Lennugriyenneke nedir? Atıftır. Niye lennugriyenneke'ye atıftır? Lennugriyenneke neydi? Cevabul kasemli. Bu ona atfedilirse bu da cevabul kasem olur. Cevabul kasem olmaya elverişli mi? Evet. لِأَنَّهُ يَجُزُ اَنْ يُجَابَ بِهِ الْقَسَمُ. Bununla kasem cevaplanabilir. Yani cevabul kasem olabilir. Sebep ne? Niye cevabul kasem olabilir? لِسِحَّةِ قَوْلِكَ. Bir benzer getiriyor. Bunun aynısı da cevabul kasem olmuş. لَاِنْ لَمْ يَنْتَهُوا. Eğer onlar bu fiillerinden vazgeçmeseler la yücavirûneke, onlar seninle ne yapamazlar? Komşuluk yapamazlar. Bu la yücavirûneke direktmen cevabul kasem değil mi? Evet. O zaman burada da sümme la yücavirûneke fiha cevabul kaseme atıf olmak suretiyle bu da cevabul kasem olur. Öyle değil mi? Direkmen la yücavirûneke cevabul kasem olabildiği gibi cevabul kaseme atfedilmek suretiyle de cevabul kasem olabilir. Sümme kânel celâ'u anil vatani. Vatandan sürgün edilmek. وَلَمَّا كَانَ الْجَلَاوْ عَنِ الْوَتَنِي. Vatandan ne? Sürgün edilmek. اَعْزَمَ مِنْ جَمِعِ مَا اُصِيبُوا بِهِ. Ne ile isabet edilmişler ise, hangi ceza ile çarpılmışlar ise, vatanlarından uzaklaşmak, sürgün edilmek hepsinin ne? Hepsinin büyüğü olunca, bakın, وَلَمَّا كَانَ الْجَلَاءُ عَنِ الْوَطَنِ اَعْزَمَ مِنْ جَمِعِ مَا اُسِبُوا بِهِ اَتَفَ وَيَا اُتِفَ بِالسُّمَّ. Sümme ile ne yapıldı? Atıf edildi. Hani sümme delalet ediyor, mabadi zaman olarak makabeden müteahhir. Bazen rutbe, bu arada rutbeye kullanılır. Niye burada sümme geldi? لِبُعْتِ حَالِهِ حَالُ الْجَلَا بَعِدِّرْ اَنْ حَالِ الْمَعْتُفُ عَلَيْهِ حَالُ الْمَعْتُفُ عَلَيْهِ. Matufu aleyh nedir? لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ سُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَمْ. Komşuluk yapmamak, sürgüne gitmek demektir. Medine'den uzaklaşmak demek. Bu, diğer musibetlerden, matufu aleyhinden daha uzak olduğu için sümme, bu'du zemaniye veya bu'du mekaniye delalet eden sümme ile gelmiş. Sümme, vedi bu'du zemani içindir. Bazen bu'du mekaniye kullanılır. Bazen bu'du rütbiye kullanılır. Oldu mu olmadı? İlla galilen zamanen. Galilen yani zamanen galilen. Bak illa galilen ne demek? Zamanen yani zamanen galilen. Orada seninki zamanen galilen yok değil mi? Ha? İlla galilen zamanen galilen. Bak o daha iyi. İşaret etti ki bu galilen ne olur? Bu galilen mahzuf bir
mahzuf bir zamanın sıfatidir. Dolayısıyla kendisi de nedir? O zaman zarftır. Zarfın yerine geçmesiyle o da ne olmuş oluyor? Zarf olmuş oluyor. Bak burada da zamanın, ey zamanın kalilen. Onu yazalım. Orada kalilen eksiktir. Ey zamanın kalilen. Vel mana, ayetin manası, yani ayetin bu kısmının manası. لَاِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ Eğer münafıklar vazgeçmeseler, bu ayetin başındakiler, neden vazgeçmesinler? اَنْ اَدَاوَتِهِمْ وَكَيْدِهِمْ Düşmanlıklarından ve hilelerinden vazgeçmeseler. وَالْفَسَقَةُ Fasıklar da vazgeçmeseler an fucurin fucurlarında. وَالْمُرْجِفُونَ Yalan yerde konuşan, haberleri yayan. Eğer onlar da vazgeçmeseler اَمَّا يُؤَلِّفُونَ Ülfet ettikleri, adet ettikleri, huy ettikleri şeyinden vazgeçmeseler. O şey nedir? مِنْ اَخْبَارِ السَّوْءِ Değil mi? Su da olur, sev'i de olur. Bu gibi yerlerde sev daha uygun. Eğer kötü haberleri yaymaktan, yalan haberleri yaymaktan vazgeçmeseler, لَنَّأْمُرَنَّكَ Biz o zaman sana emrederiz. بِاَنْ تَفْعَلَ بِهِمْ Onlarla yaparsın. Neyi yaparsın? اَفْعَالَ لَتِي تَسُوءُهُمْ Onları mahzun eden efaları yapacaksın. O efalları sana emrederiz. Sümme sonra o efalları yaptıktan sonra bi ene tedrehum onları mecbur kılarsın ila talebi ihlain anil medineti Medine'nin ihla icra değil misin ki? İclam mı? İhlam mı? بِأَنْ تَدْتَرَّهُمْ اِلَى طَلَبِ طَلَبِ جَلَائِ Celai midir? Benimki ihlai midir? İhlai uygun değil. Cela olur, icla olur. Bak buna اِلَى طَلَبِ الْجَلَائِ اِلَى طَلَبِ ne? Celai. Benimki بِاَنْ تَتَّرَهُمْ اِلَى طَلَبِ الْجَلَائِ Değil mi? Cela ne demek? Dışarı çıkmak, sürgüne gitmek demek. Yani sen onları طَلَبُ الْجَلَائِ'ye zorlarsın. Artık bize karışmayın, müsaade edin, biz gidelim. Celanın talebine onları mecbur kılarsın. Beni Nadir talep ettiler, gittiler. Ama beni Kureyze talep ettiler, talepleri kabul edilmedi. Oldu demek ki اَلَتَّسُمْ سُمَّ بِاَنْ تَتَّرَّهُمْ اِلَى طَلَبِ الْجَلَاءِ عَنِ الْمَدِنَةِ Bak onları طَلَبُ الْجَلَاءِ عَنِ الْمَدِنَةِ'ye mecbur kılasın. Bir de وَاِلَى buna, onları buna mecbur kılasın. اَلَّا يُسَاكِنُوكَ فِيهَا Artık Medine'de seninle oturmamaya onları mecbur kılasın. Artık seninle oturamazlar Medine'de. İlla kalilen, illa zamanen kalilen. Kısa bir zaman içinde ancak seninle kalabilirler. Kısa bir zaman ne kadar? Reysema yertahilune. Reysema yertahilune. Yani
göç edecek miktar kadar, hani bir iki gün veya bir hafta hazırlığını yapıp gidinceye kadar o süreliğine ancak seninle oturabilirler. Oldu mu? Peki onları bu şekil, yani onları kütüf yerlerle karşı karşıya bırakmak, Medine'den sürmeye mecbur kalmak, buna ne dediler? Nuhriyenneke bihim dedi. Fesemma zalike igraen. Yüce Allah buna igra demiş. Yani onları gitmeye, çıkarmaya, mecbur bırakmaya igra demiş. Hal igra de ve tahrişu. İgra demek, tahriş, teşvik demek. Tahrik demek. Ha fesummiye zalike igraen ala sebil mecazi. Mecaz yoluyla. Ne yoluyla? Mecaz yoluyla. Yani onları bu şekil kütüf yerlere tabi tutmak, onları talebul celaya mecbur kılmak, onları oturmamaya mecbur kılmaya igra denilmiş. Bu da mecazi olarak igra denilmiş. Çünkü igra nedir? Tahriş. Burada teşvik değil ama buradaki çıkan tablo onları gitmeye mecbur kılıyor. Oldu mu? Onun için buna ne denilmiş? Tahriş manasına olan igra buna itlak edilmiş. Oldu değil mi? Ben nedir? Hileleri, hıyanetleri ortaya çıkınca baktılar ki artık Medine'de kalamayacaklar. Kalırsalar öldürülecekler. Müsaade istediler. Hazrec miydi veya Evs miydi? Birinin halifiydiler. Onları devreye soktular. Allah'ın Resulü müsaade etti. Dedi ne? Medine'yi tamam. Medine'yi terk edebilirler. Gidebilirler. Kimse karışmasın. Onlar da çoluk çocuğunu aldılar. Hayber'e gittiler. Sonra Beni Kureyze ile yaptılar. Hendek Savaşı'nda müşriklerle, Araplarla beraber oldular. Onların da fermanı çıktı. Onlar da kendi haliflerinin devreye çıktılar. Birinin halifi Evs, birinin Hazreç. Ne yaptılar ki? Allah'ın Resulü buna müsaade etmedi. Sa'd bin Muaz hakem seçildi. O da bu şekil onlara dedi erkekleri öldürülsün. Kadınları, çocukları da esir edilsin. 61. ayet mel'unine bu nesbun ala şetmi yani ani mel'unine mahzub bir fiilen ne olur? Mahful olur. Ya ezzummu mel'unine evvel hali ya mel'unine mensub bir nesbesi yayladır ne olur? En la yücavürüke deki vava hal olur. Manası nasıl gelir? Ey la yücavürüneke illa mel'unine takdir böyle gelir. Onlar seninle komşuluk yapamazlar ancak mel'unin oldukları halde yaparlar. Bak mel'uninin üzerine neyi getirdi? İlla'yı getirdi. İlla neredeydi? Kalilen üzerineydi. Mel'unine de getirdi. Demek ki fel istisna buradaki istisna illa ile yapılan istisna dakale ala zarfi kunedir kalilen. Zarf midir? Evet, zamanen takdir ediyorduk ya. Vel hali, hem zarfı hem hale dahil olmuş mean. Kemal merre, bunun benzeri de geçti. Oldu. Peki biri derse bunu yapacağımıza mel'unine eynema suqifu uhillu. Uhilliye mamur olsan ne olur? Diyor, وَلَا يَنْتَسِبُوا اَنْ اُخِلُّوا اُخِزُوا'yla ne olmaz? Mensup olmaz. Niye? لِأَنَّمَا بَعْدَ كَلِمَةِ شَرْطِ لَا يَعْمَلُوا فِي مَا قَبْلَهَا Kelimetü şart, eynemadır. Eynemanın şart edatının مَا بَعْدِ مَا قَبْلِنَا amel yapmaz. Niye? Sadareti fevd olmaması için. اُخِلُّوا وَقُتِّلُوا تَقْدِيْتِيلًا El teşdidu, teşdid yeddullu ala teksiri. Bakın ve kuttilu
çok öldürülecekler. Taktilen onun mesleği. El teşdidu, kuttilunun teşdidi, şedeli gelmesi, yeddullu ala teksiri. Heynemme fukif. He? Fukifu. Oraya okudu mu sana? Heynemme fukifu. Bundan bir önce. He, doğru. Eynema suqifu vücidu. Onlar nerede bulunsalar, uhidu yakalanacaklar ve kuttilu takdilen. Bir öldürmeyle, şiddetli bir öldürmeyle öldürecekler. Eteşdidu yedulu ala teksiri. 61. ayet bitti. 62. ayeti de okuyalım. Sünnetallahi. Fî mevdi'in mesterin müekkedin. Yani sünnet burada mensubdur. Müekkid. Mester yerindedir. Yani mester-i müekkid olur. Hakikaten mester-i müekkid olur mu? Mester-i müekkid fiille aynı olan. Fiildeki hadesle aynı olandır. Evet. Ey sennallahu fillezine yunafikune el enbiyâe. Yüce Allah adet etmiş. Kimlere, kimlerin içine? Fillezine yunafikune el enbiyâe. Enbiyalara münafıklık yapan, hıyanet yapanların içine Yüce Allah adet etmiş. Neyi adet etmiş? En yukattelû eynemâ vücidû. Nerede yakalansalar orada öldürülsünler. Bu Allah'ın eskiden beri gelen nedir? Adetidir. O zaman sünnetallahi. Ey sennallahu fillezine yunafikunel enbiyâe. Bu mahzuf. O sünnetallahi en yukattelu eyne mavvucudu. Ha sünnetallahi en yukattelu eyne mavvucudu manasındadır. Sünnetene ne olur? Yani sünnet ey sennallahu fillezine yunafikunel enbiyâe en yukattelu eyne mavvucudu. Bu da sünnetallahın manasıdır. Bildiniz değil mi? O zaman sennallahu sünnette. Sennallahu fillezine yunafikunel enbiyâe sünnette Allahi. Bildiniz değil mi? En yukattelu eyne mavvucudu bu sünnette Allahi'nin manasıdır. Neye mef'ul mutlak olur? Mahzuf sennallahu'ya mef'ulu mutlak olur. Oldu. O zaman sünnette Allahi mahzuf senneye mef'ul mutlak olur. Sünnette Allahi fillezine halev. Ne demek halev? Madav min kablu. Madav min kablu. Önce geçen kavimlerin arasında Allah'ın böyle bir adeti vardır. Nedir adeti? Peygamberlerine karşı münafıklık yapanlar Yüce Allah ne ediyor? Ölümüne onlara ferman ediyor. Öldürülecekler, sürgün edilecekler. فِيَلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا. Tebdil manı mübeddil. Sen Allah'ın sünnetinin mübeddilini göremezsin. Hiçbir mübeddil Allah'ın sünnetini değiştiremez. Ne demek? اَيْ لَا يُمْ Zaten Allah'ın sünnetini kim değiştirebilir? Değişirse Allah değiştirir. Allah'ın sünnetinin tebdili yoksa demek Allah sünnetini, adetini bozmaz. اَيْ لَا يُبَدِّلُ اللّٰهُ سُنَّتَهُ. Allah-u Zülcelal sünnetini değiştirmez. Ya بَلْ يُجْرِيهَا مُجْرًا وَاحِدًا فِي الْاُمَّمِ. بَلْ يُجْرِيهَا onu icra eder. مُجْرًا وَاحِدًا bir icra ile icra eder. فِي الْاُمَّمِ bütün ümmetlerde bir icra ile, bir usulüyle ne eder? Adetini icra eder. 63. ayete geldik. Bugünkü ders aslında uzun oldu. Belki iki derse olabilirdi. Ama baktım ki ayetlerin manaları hep birbirine bağlı. Mecbur bir ders yaptık. Yarın yes'elûneke nâsu anis saati. Yani 63. ayetinden itibaren devam ediyoruz. Yarın da bakın. 69. ayete kadar bakın. Gördünüz mü 69? Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.